Değerli dinleyenler, Hristiyanlığın aksine Müslümanlarsa daha önce de söylenildiği gibi son derece geniş bir müsamahayla kimseyi İslam'a girmek konusunda zorlamamıştır. İslam zımmileri Müslüman olmaları konusunda zorlamış olsaydı, Batılıların dilinden kendimizi kurtarmanın imkanı olamazdı. Kaldı ki bu yapılmamış olduğu halde iddialarının ardı arkası kesilmemektedir. Müslümanların zımmileri İslam olmaları konusunda zorlamamasının sebebi olarak alınacak cizyeyi sebep gösteriyor Batılılar. Aslında cüz'i bir miktar olan ki Muhammed Hamidullah bunun yıllık bir elbise kıymetinde olduğunu söyler, cizye Batılıların gözden kaçırdığı bir başka önemli amaca hizmet etmiştir. Aslında cizye davetin bir başlangıcı, belki bir aracıdır. Cizye sayesinde güvenlik içinde birlikte yaşama başlar ve İslam diğer din mensuplarına tanıtılır. Savaş ortamındaysa bu mümkün değildir. Üstelik cizye yaşlılar, çocuklar, kadınlar, hastalar ve rahiplerden alınmıyor, yalnızca savaşa gücü yeten erkeklerden talep ediliyordu. Orduya asker verenler de bu vergiden muaf tutuluyorlardı. Mecburi askerlikle veya Bizanslıların ve Sasanilerin aldığı vergiyle karşılaştırılınca bu para gerçekten çok hafifti. Hazreti Osman karar vermişti ki bütün unsurlarıyla birlikte halkı korumak için hala ciddi bir tehdit olmayı sürdüren Bizans ve İranlılara bir kez daha gözdağı vermek icap ediyordu. Rumların bu saldırısı karayoluyla gerçekleşmemişti. Zira Suriye'den Mısır'a kadar bütün topraklar Müslümanların elindeydi. Ama Mısır gibi Suriye'nin de son derece tehlikeli açık bir kapısı vardı: deniz. Bizanslılar donanmaları sayesinde önemli bir deniz gücüne sahipti. Müslümanlarsa bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamışlardı. Hazreti Osman, İslam devletinin artık denizlere de açılması gerektiğine karar vermişti. Emir el-Mümini'nin aldığı kararlardan biri de herhangi bir saldırı sırasında hızla müdahale edebilmek için stratejik yerlere askeri merkezler ve kışlalar kurulmasıydı. Hazreti Ömer fetihlere bir üs olması amacıyla Kufe, Basra ve Fustat ordugah şehirlerini kurmuş, bu şehirler Hazreti Osman döneminde de aktif olarak kullanılmıştır ve önemleri gün geçtikçe artmıştır. Kufe ile ve Kufe merkezli fetihlerle başlayalım. Değerli dinleyenler, Kufe valisi Azerbaycan ve Rey bölgelerini de yöneten kişiydi. Vali aynı zamanda bölgesindeki fetihlerden sorumlu ordu komutanı durumundaydı. Hazreti Osman, komutan ve valilerini fetihlere teşvik ediyor, her birine mükafatlar vaat ediyordu. Sefer hazırlıkları başlandığında Azerbaycan ve İran'ın Rey, yani bugünkü Tahran bölgesinden 100 bin kişi toplanıyordu. Kufe ordugahındaysa 40 bin savaşçı bulunuyordu. Sadece Kufe'de toplanan asker sayısının çokluğu bir kişinin ancak 4 yılda bir sefere gitmesini gerekli kılıyordu. Bunun dışındaki zamanlarda askerler kışlada kalıyor, eğitimleriyle meşgul oluyorlardı. Fetihler sebebiyle buraya yerleşenlerin sayısı artıyor, şehrin önemi her geçen gün fazlalaşıyordu. Hazreti Osman, şehrin valisini Hazreti Ömer'in vasiyeti üzerine görevden almış, yerine Kufe'yi kuran kumandan Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tayin etmişti. 1,5 yıl gibi bir sürenin ardından vali ile Abdullah bin Mesud Hazretleri arasında Beytülmal ile alakalı bir anlaşmazlık yaşandı. Ve bu olay sonucunda Hazreti Osman halkın ikiye bölünmesi tehlikesini bertaraf edebilmek için valiyi görevden aldı. Yeni vali olarak Hazreti Osman, anne bir kardeşi Velid bin Ukbe'yi tayin etti. Daha önce de bahsettiğimiz gibi sahabenin büyüklerinden ve peygamberin halasının oğlu olan Velid bin Ukbe, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde itibar kazanmış bir komutandı. Hazreti Amr bin As Filistin'in fethine memurken Hazreti Velid bin Ukbe de Ürdün bölgesinin fethiyle vazifeliydi. Kazandığı zaferler sebebiyle Hazreti Ömer'in hayır dualarını almış ve Cezire bölgesine vali tayin edilmişti. Liyakati, ahlakı, adaleti ve nezaketi bakımından Hazreti Osman'ın en iyi valilerinden biri olduğu söylenmektedir. Kaynaklar onun hakkında, Velid'i, savaşlarını ve valiliğini görseydiniz, onun nasıl biri olduğunu görürdünüz. Cihad eder,
düşmanın sınırlarını geçerdi. Görevi bitene kadar ne kendisi zarar verdi ne de başkasından zarar gördü. Velid bin Ukbe insanları sever, onlara anlayışla davranırdı. 5 yıl boyunca kapısı gelen herkese her zaman açıktı haberini vermektedir. Velid bin Ukbe'nin Küfe'ye vali tayin edilmesinin ardından Azerbaycan halkı İslam devletiyle yapmış oldukları anlaşmayı tek taraflı bozduğunu ilan etti ve ayaklandı. Bu bölge halkı her yeni vali gelişinde bir kez şanslarını deneme ihtiyacı içindeydi. Zira Azerbaycan henüz tam manasıyla Müslüman olmamasının yanında sayıca az olan Müslümanlarla çok çeşitli dinlere sahip yöre halkının arasında birlik ve beraberlik sağlanması başka bir güçlük olarak kendisini gösteriyordu. Azerbaycan halkı arasında putperestler, Maniler, Zerdüştler ve Hristiyanlar da bulunuyordu. Hicri 26 yılında gerçekleşen bu olay karşısında Velid bin Ukbe ayaklanmayı bastırmak üzere bir sefer düzenledi. İsyana kalkışmış olan Mugan, Beber ve Taylasan şehirleri yeniden itaat altına alınarak Hazar Denizi sahilleri Müslümanların eline geçti. Büyük ganimet elde eden İslam ordusu Küfe'ye geri döndü ama Azerbaycan Müslümanlaşana kadar ayaklanmaya devam etti. Bir sonraki vali Said bin el-As zamanında Azerbaycanlılar yine şanslarını denemek istediler. Ancak beklediklerine erişemediler. Bölgeye gönderilen bir başka kuvvet bu defa isyancıların liderini öldürerek olayları durdurdu.